almışım dil altı hapıydı. Dil altı hapı bizim evimizdeki en temel şeydi. Dedemin kalbi ağrıdı mı, dil altı hapı bulunur ve dilaltı verilirdi. Ben de küçükken şunu öğrendim, dil altı hapı çok önemli bir şey. O benim için yaşamsaldı. Her yerde benim için tek ilaç oydu. Bir insan hasta olduğunda düşünse 4-5 yaşındasın, kötü olduğun zaman dil altı hapı almalısın. Çünkü çocuksun bir şey bilemem o zamanlar. Ben de civcivle hasta olduğu zaman, Dilaltap altapı veriyordum. Çünkü evde başka bir şey yok bildiğim. O da dil altapının özelliği damarları genişletir ve tansiyonu düşürür. Hayvan da ölürdü. Şimdi <laughs> burada şunu öğrendim. Dilaltap altapı öldürüyordu bir hayvanı. Ama dedem ölmüyordu. Şimdi burada bir canımı sıkan bir şey var. Bu kafamda hep büyük bir sorundu benim. Neden civcivle ölüyor? Dedem ölmüyor. Çünkü civciv için çok yüksek bir dozdu o. Peki baktım ki sonra Sabuncuoğlu Şerafettin de aynı şey yapmış. Sabuncuoğlu Şerafettin eskiden e, yılanı, e, tavuğu ısıttırıyormuş. Ama ölmesin diye önceden karışım hazırlıyormuş. Adam ilk toksikoloji uzmanı. Adamın yaptığı şu. Yılan ısıracak, tavuğu tavuk ölmeyecek. Sabuncuoğlu böyle başlamış hayatı. Demek ki ben doğru yol demişim. Sonra baktım insanlar koyundan insana kan vermeye çalışmışlar. Şimdi ne alaka? Bunlar kaç yıl biliyor musunuz? 1600'lü yıllar. Sonra şu adam. Şu adam Banting. Banting, 1910'lu yıllarda insülini bulan adam. Ben size hikayesini anlatayım. İnsülin yokken çocuklar şeker hastası oluyor. Zayıflıyor ölüyor. Bakın şu. Ve şeker hastalığı da çocuklarda yüzde ikidir. Yani yüz çocukta ikisi şöyle oluyor. Zayıflıyor, idrar yapıyor aşırı ve ölüyor. Çünkü insülin olmazsa dokular şekeri kullanamaz biliyorsunuz. Zayıflar ve ölür. İnsanlar şunu diyor. Bir çocuk zayıflarsa, çok idrar yaparsa ölür. Ve kimsenin umurunda değil bu. Buna kötü hastalık diyorlar. Şimdi kanser gibi. Ama bir herifin canını sıkıyor bu. Bu adama canını sıkıyor. Şunu yapıyor. Köpeklerde karaciğeri çıkarıyor. Böbreği çıkarıyor. Pankreası çıkardığı zaman aynı şeker hastası olduğunu görüyor. Daha sonra ne yapıyor biliyor Pankreasları alıyor. Eziyor. Tülbentten sıkıyor. Ve onu köpeklerin cilt altına veriyor. köpekler ölmüyor. Daha sonra dana fabrikaları kuruyor. Danaların pankreaslarını çıkarıyor. Çocuklarını cilt altına veriyor. Çocuklar iyileşiyor. Bu insülinin buluşu oluyor. Dünyayı en çok değiştiren bir tanesi. Uydurup bir deney bu. Ama bu adamın kafası nereden? Bu adamın kafası da buradan geliyor esasında. Yani bu alışkanlık, bir şeyleri denemek, bir şeyleri yapmak, koyunun, koyunun kanını bak. O zamanlar koyunun kanını insana vermek o kadar zor ki neden? Plastik tüp yok o zamanlar. Nereden vereceksin o kanı? Arada ne koyacaksın? Bambu kamış, boru yapacaksın bak böyle. Çok zor iş bunlar. Ama önemli olan ne? mesela bir şey yapmak. Çocuğunuz dese şimdi anne ben koyunun kanını dana'ya vereceğim. Şimdi zengin çocuk ne dersin? Ya boş ver evladım. İşte boş ver. Hiçbir şey olmayacak. Normal bir insan olacak. Bilim insanı olamayacak demektir. Yapacak. Onu yapacak ufaktan.